Define avına bayılıyorum. Muhteşem ötesi bir şey buldum. Vay canına. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Hadi en iyi kısmına geçelim. Bulduğumuz hazineleri hediyelere dönüştürüyoruz. Buyur Melih. Bulduğum bu kuvars parçasını sana vermek istiyorum. Oh! Sağ ol Teri. Bu çok güzelmiş. Bu da senin içindi. Ya! Buna bayıldım. Sağ ol Melih. Al, bu rüzgar gülünü senin için buldum Teri. Sağ ol Rumi. Çok güzelmiş. Beğeneceğini biliyordum. Jay, ben bu mavi taşı mavi arkadaşım için buldum. Sahi mi? Bana mı? Çok da güzelmiş. Bu gördüğüm en güzel mavi taş. Buna bayıldım. Sağ ol. Ve bu da senin için Rumi. Bir şişe kapağı. Baksana, üstünde bir sürü renk var. Bu kapak 100 yaşında vardır bence. Vay! Bunu olağanüstü güvenli bir yere koyacağım. Çok güzel, harika. Çok güzel. Evet. Sorun nedir Rumi? Bir şey buradan şişe kapağımı aldı. Ama demin sendeydin. Biliyorum ama bir şey geldi ve dedi. Şimdi yerinde yok. Toby, üzgünüm. Sorun değil Rumi. Senin suçun yok. Onu şuraya koyduğunu gördüm. Aa, sağ ol Toby. Onu geri almama yardım eder misiniz? Endişelenme Rumi. Şişe kapağını bulacağız. Sana söz veriyorum. Bu da yeni bir vaka demektir. Bize müsaade lütfen. Doğru ağaç eve. Rumi şişe kapağını çok sevmişti. Eğer onu geri alamazsak kalbi kırılacak. Yani durum çok ciddi. Her durum ciddidir kardeşim. Her durum öyledir. Hadi iş başına. İpucuna bak. Bulguyu izle. Mesele neymiş? Nasıl sonlarız? Nasıl sonlarız? Rumi bir parlama gördü. Ve işte o anda şişe kapağı yok oldu. Evet. Ve hiç ayak izi bırakılmamış. Benim kuvars parçamı paylaşmak ister misin? Yani Toby ile Teri şişe kapağını bulana dek. Gerçekten mi? Tabii ki. Onu tam buraya, önemli şeyleri sakladığım yere koydum. O kaybolmuş. Nasıl kaybolabilir? Ha? Olamaz. Senin kuvarsında mı kayboldu? Ama bu nasıl olur? Hey! Cici mavi taşım. Şimdi de o kayboldu. Bir şey uçup geçti mi? Vış! Uçtu mu dedin sen? Tabii ya. Ayak izi olmamasının nedeni de bu. Hazinelerimizi tek tek çalan şey... Bir kuş. Neyse ki benimki hala... Kurtarım! Olamaz. Jay çabuk. Kuşu takip et. Tabii beyefendi. Beyefendi. Teri. Yani tabii gidiyorum. Affedersin de. Üzgünüm ağaç. Kusura bakmayın. Hayır. Bekle. Dur. Yukarıda bir yerde olmalı. Nereden biliyorsun? Jay onu bu ağaca kadar takip etti. Kuşlar da ağaçlarda yaşar. Bu doğru değil mi Jay? Doğru. Tanıdığım her kuş ağaçta yaşıyor. Peki bu kuş nerede? Bilmiyorum. Birdenbire kayboldu. Nereye saklandığını bilmiyoruz. Peki neler biliyoruz? Bulgulara bakılırsa küçük hazinelerimizi sevdiğini biliyoruz. Eğer bir tane daha alabileceğini düşünürse... Saklandığı yerden çıkar. Ama bu sefer tetikte olacağız. Hı?
gelmiş başına. Yok artık. Durdurun onu. Gülümse. Nereye kayboldu? Tam dibimden uçtu. Ve sonra arkamı döndüm ki gitmişti. Teri, o kuş. O bir baykuş. Gündüz vakti mi? Buna inanmam. Öyleymiş. Ama bu ufacık. Baykuşlar iri olur sanırdım. Ben de geceleri ortaya çıkarlar sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Ama işte burada. Ufacık bir baykuş, gündüz vakti uyanık halde. Biz de bunca zamandır gerçeklerden yola çıktık sanıyoruz. Gerçek saydıklarımız aslında gerçek değil. Baykuşların sadece geceleri ortaya çıktığını sanmamız gibi. Kesinlikle. Ve her kuşun ağaçta yaşadığını sanmamız gibi. Başka nerede olabilir? Burada bu ağaçtan başka bir şey yok. Bir de toprak var. Ve onun ağaçta olmadığını biliyoruz. Bakın işte orada. Sincap yuvasında yaşıyor. Buna inanamıyorum. Bakın, bütün eşyamızı o almış. Dostumuz bir yer baykuşuymuş. Onlar sadece gündüzleri ortaya çıkar ve minik eşyayla döşedikleri deliklerde yaşarmış. Niye öyle yapıyor? Arkadaşlar onu kolayca bulabilsin diye. Bakın. Vay, döner şeyin çok güzelmiş. Nereden buldun? Çok şahane. Ufaklığın minik hazinemize ihtiyacı varmış değil mi? Ama o şişe kapağını bana Toby vermişti. Sana onu geri alacağız demiştik Rumi. O halde alacağız. Peki ya küçük baykuş ne yapacak? Son define avında bütün harika şeyleri bulduk. Gidip biraz daha buluruz. Bir define avı daha mı? Evet öyle. Biraz daha şahane hazine buluruz ve onları baykuşa veririz. O da bizimkileri bize geri verir. Rumi, o biraz büyük galiba. Bir de o bizim ağaç evdeydi. Yerine koyayım. Dert etme. Onun yerine ona bunu ver. Hadi şimdi yeni bir arkadaş edinelim. Hepsi de küçük güzel hazineler. Ne dersin? Öyleler. Hepsi çok hoş. Bunları sadece senin için topladık. Öyle mi? Sizinle daha önce konuşmadığım için üzgünüm. Ben biraz utangaçım da. Sorun değil. Ama yuvanı süslerken kullandığım bütün o küçük hazineler var ya. Onlar bize ait. Üzgünüm. Bilmiyordum. Evet. O şişe kapağı da bana aitti. Hemen geri vereyim. Teşekkürler. Herkes kendi küçük hazinesini geri alabilir mi? Sen de bunları alabilirsin. Elbette. Burada kalıp süslemene yardım edebilir miyiz? Tabii. Çok isterim. Hazine değil. Hazine. Baykuşlar sadece gece ortaya çıkar sanırdım. Ben de her kuş ağaçta yaşar sanırdım. O küçük baykuş bize epey bir şey öğretti. Öyle değil mi? Evet öyle.
Gerçeklerin izinde yürüyeceksen. Gerçek olduğundan emin olacaksın. Bu dosyayı kapatma vakti. Kullanıp ipuçlarını. İşte çözdük kafayı. Topladık kanıtları. Şimdi hep bir ağızdan. Bu gizem tarih oldu. Görünmez baykuş vakası resmen kapanmıştır. Ağaca dikkat et. Endişelenme. Ben bir uçurtma ustasıyım. Merhaba Toby. Merhaba Terry. Ne yapıyorsunuz? Bulutları inceliyorduk Rumi. Ve şu bulutun tavşana benzediğini fark ettik. Tavşan mı? Gökyüzünde mi? Nerede? Nerede? Merhaba tavşan. Keşke ben de bulut olsaydım. O zaman uçabilirdim. Bir gökdenizinde yüzen, güzel ve pofuduk bir yelkenli gibi. B'nin uçurtması uçabiliyor. C uçabiliyor. Peki ya ben? Ben neden uçamıyorum? Özür dilerim, affedersin, bir dakika. Uçurtmam! Özür dilerim Bin. Onu indirmene yardım ederim. Ama ne Rumi? Sorun nedir? Yani şey... Uçurtmanı ve bulutları görünce ben de onlar gibi uçabilmeyi istedim. O zaman uç, zor değil ki. Hadi ama o tavşan bulutunu birlikte ararız. Hadi Rumi, bir denesene. Pekala, işte geliyor. Bu harikaydı. Gerçekten. Yani bir ilk deneme için. Asla uçamayacağım. Sorun nedir? Rumi gerçekten uçmak istiyor. Hem de dünyadaki her şeyden çok. Endişelenme Rumi. Toby ile Terry seni hemen uçuruverirler. Siz Rumi'yi uçurabilirsiniz. Değil mi? Tabii ki uçururuz. C gibi kuşlar uçabiliyor. Uçaklar ve bulutlar da. B'nin uçurtması da. Ağacı takıldığı durumlar hariç. Bunların uçmasını ne sağlıyor öğrenelim. Bunu öğrendiğimizde kartal gibi süzüleceksin. İnanamıyorum. Bu harika olur. Kesinlikle. Bence de öyle. Bu da yeni bir vaka demektir. Bize müsaade lütfen. Doğru ağaç, evet. Mecburuz. Rumi bunu gerçekten yürekten istiyor. Yani durum çok ciddi. Her durum ciddidir kardeşim. Her durum öyledir. Hadi iş başına. İpucuna bak. Bulguyu izle. Mesele neymiş? Nasılsa anlarız. Bizden bir şey kaçmaz. En başından alalım. C gibi kuşlar uçabiliyor. Başka bir sürü şey de öyle. Peki ne yapacaksınız? Seni havaya fırlatacağız. Herkes örtüyü bir köşesinden tutsun ve çekmeye hazır olsun. Şimdi Rumi'yi uçuracağız. Tamamdır. Biz hazırız. Bir, iki... İşte gidiyorum. Üç. Harikasın. Uçuyorsun. Ay, uçmuyorsun. Hoşça kal. Şimdi ne yapayım? Kollarını çırp. Kuş olduğunu farz et. Ama domuzum ben. Belki de Rumi'ye tüy lazımdır. Bence tüyleri işe yarayacak. C haklı. Rumi'nin biraz kuşa benzemesi gerek.
Evet. Harika oldu. Uçan domuzumuz hazırdır. Çok kuşumsu görünüyorsun. Yani tüm zamanların en kuş görünümlü domuzusun. İçinde gerçekten iyi bir his var. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi çırp. Niye işe yaramadı? Aynı kuşa benziyordu. Hemen hemen. Bulgulara bir göz atmamız gerek. Uçaklara bakın. Uçuyorlar. Ne gagaları var ne de tüyleri. Ama hepsinin kanatları var. Bunlar kanat yerine geçer mi pek emin değilim. Ama bu bir ipucu. Kanadın tenis raketinden farkı ne? Bir bakalım. Jane kanatlarının özel bir şekli var. Ön tarafta kalın, arkaya doğru inceliyor. Uçuşunu görelim Jay. Jay kanat çırptığında havayı itiyor. Tıpkı rüzgar gibi. Hava bunlardan geçip gidiyor. İşe yaramamaları doğal. Rumi'ye gerçek kanatlar lazım. Bir çift kanat hemen geliyor. İşte bunlar gerçekten kanat. Güzel kanatlar, etkileyici. Şimdi gerçekten süzüleceksin. Ne yapacağım? Çılgınca çırpsan yeter. C gibi. Evet, sadece havayı it. Zaten uçarsın. Biraz koş istersen. İri kuşlar yerden kalkmak kolay olsun diye bazen kanat çırparak koşarlar. Aha. Tamam. İşte gidiyorum. Yapabilirsin. Hadi Rumi. İşte böyle. Havayı it. Peki. Olacak gibi sanki. Sen iyi misin? Evet. Tabii. Sadece 2 dakika dinlenmem lazım. Havayı itecek kadar kuvvetli değil. Benim uçurtması. Ki hala ağacın tepesinde. Biliyorum. Uçtuğu için orada. Hem de kanat çırpmadan. Kanatları yok. Rüzgar onu havaya kaldırıveriyor. Aynı Rumi'de kaldıracağı gibi. Ha? Hı-hı. Artık kanatlarımı çırpamıyorum. Buna gerek yok. Uçurtmalar gibi bütün işi rüzgar yapacak. Bekle. Tedbirli olalım. Dikkat et de uçup gitmesin. Jay kanatları sayesinde uçabiliyor. Kanatlar ne macera aşkı. Bean'in uçurtması gibi rüzgar Rumi'yi de alıp havaya kaldıracak. Bu doğru. Ama benim uçurtma hala ağaca takılı. Belki bir ara onu oradan alırız ha. Hazır mısın? Ne yapacağım? Yapıyorsun ya zaten. İşe yarıyor. Vay canına. Bana bakın. Rumi, uçuyorsun. Eyvah. Yaşasın. Hayır. İp bitti. Attım seni. Yükseklik eğlenceli değil. Ya merak etme Rumi, Bean seni indirebilir. Öyle mi? Rumi tıpkı bir uçurtma gibi uçuyor. Sen de bir uçurtma ustasısın. Bunu yapabilirsin. Doğru dedin. Bol şans. Dayan Rumi. Seni aynı uçurtmam gibi uçurabilirim. Orasını unutmuşum. Vay, bu inanılmazdı.
İyi uçuştu Bin. Bak, uçurtman. Sağ ol Rumi, sen iyi bir dostsun. Aa, sen de öyle Bin. Beni aşağı indirdin. Bir görecektin. Yukarıda bir kartal gibi süzüldün. Kartallar o kadar bağırmıyor gerçi. Ama doğru, kartal gibiydin. En iyi tarafı ne biliyor musunuz? Ne? Bunu bir daha asla yapmak zorunda değilim. Asla. Domuz olmayı seviyorum. Yihudin. Yihu. Uçmuyorum. Sanırım.